Arkamdaki güzelliği görüyor musunuz? Türkiye'nin boncuk gözlü efsanesiydi Fatma Girik. Aramızdan ayrılalı 6 ay oldu. Yeşilçam'ın çınarı ardında sayısız film ve herkesin saygı duyduğu bir isim bıraktı. Türk halkına bıraktığı bu mirası herkes gururla yad ediyor. Ama bir de yakınlarına bıraktığı miras vardı. İşte o miras için aile fertleri mahkemelik oldu. Mirasından pay vermediği erkek kardeşi Günay Girik, Yeşilçam'ın efsanesinin akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürüp dava açtı. Gelip engelin ardına koma! Hadi be sen de! Yazıklar olsun size! Babamızın öcünü almadıkça yaşamak bize haram diyor. İmdat! Sus kız! Hala sıcak bir yemek yapayım mı? Niye duruyorsunuz hala? Baba müjde! Çünkü ömrüm boyunca yanlış yaşamaya sürüklediniz beni. Şakalarınız biraz fazla ağır Murat Bey. Hay Allah, çattık belaya. Emir mi veriyorsunuz bana? Bir rüyanın içindeyim sanki. Başkaları da paylaşsın istiyorum bu mutluluğu. Yeşilçam'ın boncuk gözlü efsanesi Fatma Girik aramızdan ayrılalı 6 ay oldu. Ama yakınları şimdiden miras kavgasına tutuştu. Kaza oldu. Pardon. Pardon çıkalı, terbiyesizler çoğaldı. Bunlar ne? Elma. Ya öyle mi? Ben de karpuz sanmıştım. Peki nereden kopardınız bunları? Ağaçtan. Ağaçtan tabii. Kuyudan çıkacak değil ya. Ünlü sanatçının erkek kardeşi Günay Girik öldüğünde akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek vasiyetin iptalini istedi. Şimdi mirastan pay almak için hukuk mücadelesi veriyor. 2018 yılında Fatma Hanım vasiyetname düzenledi. Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisindeki adına kayıtlı taşınmazların tamamını eşit hisselerle Melisel Hanım ve Fatma Hatun'a devralmıştır. Bırakın, bırakın beni, bırakın yalvarırım. 4 yıl önce vasiyetini güncelleyen Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik'i mirasından mahrum bırakması ölümünden sonra tartışmaları da beraberinde getirdi. 5 kişinin daha ismi geçiyor vasiyetlerinde. Bunlar Günay Bey'in 2 tane çocuğu, manevi kızı Ahu Aşkar ve yanında çalışan 2 tane hizmetlisi ve eşi var. Belli miktarlarda para bırakmıştır. Daha fazla meşgul olacak vaktim yok. Pek be, ulan sana değil, yoğurtla sarımsağı yazık olur be. Hay Allah, çattık belaya. Mirastan hiç pay alamayan Günay Girik, vasiyetnamenin iptali için dava açtı. Fatma Hanım'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia ediyor Günay Bey tarafından. Bu vasiyetnamenin usule aykırı şekilde yapıldığı iddia ediliyor ama vasiyetname noter tarafından düzenlenmiştir. Ayrıca vasiyetnamenin yapıldığı gün Bodrum Devlet Hastanesi'nde uzman hekimden rapor alınmıştır. Her şeyin yasal ve usulüne uygun hazırlandığını söyleyen avukat Sabit Emektar, davanın müvekkillerini karalamak dışında bir amaç taşımadığını savundu. Günay Bey vasiyetten olduğunu biliyorum. Bu sebeple de Fatma Hanım vefat ettikten sonra Ahu Hanım'a karşı karalama kampanyası başlattı ve bunu hala devam ediyor. Baba! Doktor Bey'in ne suçu var onlarda? Karışma dedim sana Nazlı! Babacığım! Ahu Turanlı ve Müyesser Girik, Fatma Girik'ten kalan Bodrum'daki eve zorla girip yerleşeceğini, gerekirse çilingir çağıracağını ifade eden Günay Girik hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldırtmıştı. Ömrümün sonuna kadar seveceğim seni. Tabii herkesin fikrine saygım var ama bence Yeşilçam'ın en güzel kadınıydı. Bunu hep söylerim. Allah rahmet eylesin. Onuruyla yaşadı, onuruyla öldü. Kimseye yaranma çabası olmadı. Bari bırakın mezarında rahat etsin Fatma Girik.